Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Marifetullah ne demektir? Marifetullah'ın özet manası Allah'ı tanımak demek. Tabi Allahu Teala'yı bilmek, Allahu Teala'ya iman etmek ayrı bir konu. İman ettiğimiz Allah'ı bütün şunatıyla, sıfatlarıyla ve isimleriyle tanımak ayrı bir mertebe. Bunların her birisi birer mertebe, sonsuz mertebe. Madem Allah sonsuzdur, öyleyse Allahu Teala'nın isimlerini tanımak da sonsuz, sıfatlarını tanımak da sonsuz, şunatını tanımak da sonsuz. Ancak biz Allahu Teala'yı tanıma konusunda Allah'ın zatını tefekkür etmekle değil, Allah'ın yarattığı mahlukatı tefekkür etmekle sorumluyuz. Çünkü Allahu Teala hiçbir şeye benzemediğinden onun hakkında ne düşünürsek yanlış düşünmüş oluruz. Öyleyse ne diyeceğiz? Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukatı tefekkür ederek Allah'ı tanımaya çalışalım. Zira bir insan Allah'ı tanıdıkça ona olan muhabbet artacaktır. Ve Allah'ı tanıdıkça onun sözlerini daha iyi yerine getirecek ve yasaklarından daha iyi sakınacaktır. Mesela daha Fatiha suresinin hemen başında Elhamdülillah dedikten hemen sonra Allah'ın lafzayı celal, zatına alem olan Allah isminden hemen sonra Rabbil Alemin gelir. Bak Allah'ı tanıtmaya başladı. Allah alemlerin Rabbidir. Allah göklerin Rabbi, Rabbi olduğu gibi yerin de Rabbidir. Allah insanlar Rabbi olduğu gibi cinlerin de Rabbidir. Allah elimin Rabbi, bedenimin Rabbi olduğu gibi ruhumun da Rabbidir. Bakın öyleyse güneşi terbiye eden de odur. Benim, benim hizmetime sunan da odur. Öyleyse şu bedenimi ruhuma uygun bir elbise olarak yaratıp ruhumu içine oturtan da odur. Bu koca kainatı benim önüme serip bana hizmetkar eden de odur. Bak Allah'a başa tanımaya. Rabbul Alemin. Hemen arkasından Er-Rahmanir-Rahim. Rahman, rızıkları gönderen Allah. Bütün mahlukatı bizim önümüze hizmetkar eden Allah. Rahman, rahmetiyle beni yaratan Allah. Yani Allahu Teala haşa ben hak etmişim de beni var etmiş değil. Beni yaratması rahmetidir, lütfudur. Öyle bir hakkım yoktu. Yok iken var eden var etmekle beraber mesela taş yapabilirdi yapmadı. Ama ağaç da yapmadı. Ama hayvan da yapmadı. Demek ki ağaca verilen bütün nimetleri, hayvanlara verilen bütün nimetleri vermekle beraber onlarda olmayan insanlığı da bana verdi. Bakın. Bu rahmaniyetin ve rahimiyetin bir lütfudur, bir ihsanıdır. Dünyada bizi yaratıp bu kadar sonsuz nimetleri ikram ettiği gibi ahirette de biz ebediyen var edecek olan Allah. Demek ki rahmanet dünya, dünyanın rahmanı olan Allah, rahim el ahira, ahiretin de rahim olan Allah. Bakın Allah'ı tanımaya. Sonra o bize bizden daha yakındır. O bize şah damarımızdan daha yakındır. O bizim hayalimizden, kalbimizden geçenleri de bilendir ve subhanallah. Demek ki bütün bu tanımalar Allahu Teala'nın kainat yarattığı bütün sanat eserleri üzerinde tefekkür ederek onun isimlerini, sıfatlarını ve şuunatını mesela bir şuunatını anlayalım. Tabi biz bunları e, ifade ederken sadece Allah'ın o şuunatının varlığını anlıyoruz. Haşa o şuunatının mahiyetini değil. Nasıl ki Allah bana görmeyi vermiş, Evet, demek ki Allah'ın görmesi var ki bana bir görme verdi. Ben görme sıfatımdan Allah'ın görme sıfatının varlığını anlarım ama asla benim görmem haşa Allah'ın görme sıfatı benim görme cinsinden değildir. Asla benzemez hiçbir şeye. Ben sadece Allah'ın basar sıfatının varlığını anlarım yoksa mahiyetini değil. Şimdi bunun gibi Nasıl ki benim sözümü dinleyen birisinden ben bir memnuniyet duyuyorum. Evet. Öyleyse Allah da kullarının kendi emrini dinlemelerinden bir memnuniyeti mukaddesesi vardır. Hiçbir memnuniyete benzemeyen münezzeh, muarra, mukaddes, sonsuz ali bir memnuniyeti vardır. Bakın Allah'a böyle tanımak. Allah nasıl ki özür dileyen insanların özürlerini ben kabul ediyorum, bağışlıyorum, affediyorum. Demek ki Allah da kullarının yaptığı günahlardan, tövbe etmelerinden öyle bir bağışlaması söz konusu. Öyleyse insan hem kainatın içinde tecelleden güzellikleri okuyarak, hem de kendinde ruh ve bedeninde tecelleden Allah'ın güzel isimlen tecellileri okuyarak Allah'ı tanıdıkça onu sevecek ve Allah'ı sevdikçe ibadetleri de daha bir hassas olacaktır ve o zaman Allahu Teala'nın bizim başımıza getirdiği her şeyde bir rahmetin izini, özünü görecek, her şeyde Allah'ın varlığını anlayacak ve her şeyden Allah'ın varlığına bir pencere açacak. Dolayısıyla her olaydan memnun olacak, mahzun olmayacak, hayatından lezzet alacak. O halde ibadetlerimizde huzur hayattan lezzet ve saadet almak istiyorsak, iki cihanımızın da mamur olmasını arzu ediyorsak, Allah'ı tanıyacağız. İsimleriyle, sıfatlarla, şunatıyla tanıdıkça seveceğiz. Sevdikçe de onun yolundan gitme konusunda bir saadet, mutluluk, şevk ve lezzet alacağız inşallah. Onun için büyük zatlar Allah'tan korkmaktan lezzet almışlar. Allah'ın başlarına verdiği bela, musibetlerden zevk almışlar, huzur duymuşlar. Demek ki tanımışlar, tanıdıkça da onun lezzetini daha dünyadayken tatmışlar. Allah bize de tatmayı nasip etsin.